Merhabalar, ben Köftes Köfte ve yeni bir mod tanıtımında da beraberiz. Bugün tanıtacağım mod, şu an karşımda gördüğünüz, Villager'dan da anlayacağınız üzere bu değil bu. Kaçma. Mistcraft. Tabii Villager'ımızı çalışacağımız yere getirelim. Portal gun'ımızı alalım. Portal gun'la taşımak rahattır her daim. Portal Gun'da arkadaşım sıradan oyuncu, daha önce tanıtmıştı. Ben de bir ara tanıtabilirim. Ama ben tanıttığı kadar onu izleyin. O da gayet güzel inceledi. Ve tekrar şurada Miscraft seçeneğine gelelim. Evet, Miscraft Villager. Gördüğünüz gibi şu Emerald karşılığında bu sayfalardan satıyor. Bu sayfalar aynı zamanda kendi evinde de bu şekilde bulunuyor. Peki. Ve burada gördüğünüz gibi bolca kütüphanesi var ve bu ne? Writing Desk. Evet. Bu Miscraft'ı basitçe açıklayalım önce. Miscraft tamamen paralel dünyalar ya da farklı boyutlar ya da farklı dünyalar nasıl tabir ederseniz yaratmanızı sağlayan bir mod. Rica eder, sinirimi bozmaya başladınız. Ve mod tanıtımında katil oldum. Seni öldürmem ama. Ve bunlar tamamen bu sayfalara dayanarak yaratılıyor. Peki. Şimdi bu moda nasıl başlayacağız? Öncelikle bize evet writing desk lazım ve bunun dışı bu tamamen şu şekilde craft ediliyor. Ya, geberin, geberin, geberin. Sinirimi bozmaya başladınız. Sen hiçbir yere kaçamazsın. Ya da kaç artık, senle işimiz bitti. Neyse. Bunun dışında bir şey daha ihtiyacımız var. Bookbinder. Bu da 3 iron ve... Onunla yapılıyor. Ve bu şekilde koyuyoruz. Bookbinder ve writing deskimiz hazır. Şimdi, önce bunun dışında bize bir adet de not blok lazım. Not bloğu yapıyoruz. Açtığımız takdirde gayet şöyle bir inventory'si var. Ve buraya koyabiliyoruz. Ama ilk olarak içinde hiçbir şey yok. Fakat kendimize şu creative spawn, yani tamamlanmış bir tane not blok yaparsak eğer şöyle devasa bir doluluğa sahip ve şuraya koyduğumuz gayet hepsi de görünüyor. Bunların hepsi farklı özellikler. Mesela farklı biyom dünyaya farklı özellikler ekliyor. Bununla girişeceğim. Bu sayfaları elde etmenin yolu ya şu villager'lar ya da şuralar veyahut eğer bir Miscraft Age yaratırsanız orada bulacağınız dungeon'lar. Bunun dışında bazı ufak bir şansla chestlerin içinde de spawn olma şansları mevcut. Vesaire vesaire. Ve şimdi kendimize bir descriptive book yapmaya gelelim. Bunun için bize ne lazım? Ha tamam, leather. Leather lazım. Ve paper lazım. Pardon. Buradan gelip paper'larımızı buraya koyalım ve bize başka ne lazım? Bu arada ben de bu versiyonu ilk defa kullanıyorum. O yüzden arada hatalar yaparsam şaşırmayın. Ve sen neydin? Inkwell. Inkwell'ın yapımı... Ha evet, Inkwell. Inkwell'ın yapımı 2 adet inksek ya da bu ve water bottle ya da black ink, yani molten ink, yani molten black dye hani, ve liquid transposer
İkisi de olur. Ve kendimize alalım bunlardan. Buraya koyalım. Kendimize bir tane dur. Buradan itibaren nasıl yapıyorduk? Ben de unuttum. Hemen bir bakıp geliyorum. Evet, benim bu halini ilk defa kullanmam. Ve kendinize bunun adı ne olsun? Burada bu farklı boyutlar age olarak adlandırılıyor. Ve buraya boş bir kağıt yapıyoruz. Ve kendimize bir tane random, yani rastgele bir age yaratıyoruz. Rastgele age'lerin önemli noktası tamamen kararsızlar. Bu arada burası lectern'lar. İki farklı kitapları tutabilecek iki farklı şey var. Lectern bu şekilde craft ediliyor ve bookstand bu şekilde craft ediliyor. Bookstand'e de bakalım. Bu. Bunu koyalım. Yalnız bunu elimizde de yapabiliyoruz. Fakat düşebiliyorlar ve bir age'e gitmeden önce mutlaka hatırlamanız gereken şey linkbook yapın. Linkbook'un yapımı bu şekilde. Book crafting table'a koyuyorsunuz ve linkbook'a dönüşüyor. Linkbook'un önemli noktası elinize aldığınız yerin koordinatlarını hatırlıyor ve tam olarak baktığınız yeri de hatırlıyor. Gene birkaç tane alayım yedek, ne olur ne olmaz. Ve gidelim. Öncelikle bu tamamen rastgele yaratılmış bir age ve bu yüzden bunun önemli bir noktası var. H'lerde yani bu boyutlarda tamamen unstable, yani zarar, size zarar verebilecek olma olasılığı var ve bu tamamen rastgele yaratılmış bir H'de %100. Yani kesinlikle kötü bir efektle karşılaşacağız. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok ama göreceğiz. Ve buraya tıkladığımızda şuradaki siyah bölmeye tıklıyoruz ve dünya yaratılmaya başlıyor. Evet. Şimdi kaskımı alayım. Direkt weakness'ı elde etmişiz. Kaskım tabii bu efektlerle ve yıldırım sesi duyduk. Bunun anlamı charged bir age. Burayı biraz keşfedelim. Hafif lag yapıyor. Bakalım kaç FPS. Yeni yaratıldığı için. Düz bir dünya. Evet. Ve buraya yıldırım düşmüş demin. Bakalım o aradığımız özel yerlerden bir tane bulabilecek miyiz? Ya da boş mu verelim? Bu arada sanırsam şurada bir şey bulduk. Ya da bana öyle geldi. Evet, ışıklandırma bug'ından ötürü bana öyle gelmiş. Hemen çok kısaca bir göz atayım ve galiba bulduk. Ve yıldırım. Evet, burası bu çağ age'lerde bulabileceğiniz özel kitaplıklar. Gördüğünüz gibi burada da semboller içeriyor ve size ufak bir tabii kırdım. Kırdım ama gayet burada da pek çok sembol bulabiliyorsunuz. Yani buraları kazın. Çünkü içerisinde bir tane gizli chest var. Evet. Bu şekilde başka bir page elde etme yolu bu. Ve başladığım yere geri döneyim hemen. Linkbook'lar tamamen dünyamıza geri dönmek için ya da herhangi bir başka bir dünyada link bağlantı kurmak için kullanılan bir şey. Ama mesela diyelim linkbook'umuzu unuttuk. Bunun içinde bir şey var. TPX köfte is köfte 0. Bunu yaparsam eğer kendimi benim orijinal dünyamda bulacağım. Ve burası Railcraft ve Steve's Cart incelemelerimi yaptığım yer. Köyümüz şurada. Ve hemen oraya gidiyorum. Ancak bunu kullanabilmeniz için oyunun başında cheat'i, yani hile modunu aktif etmeniz lazım. Hile'yi aktif etmeniz lazım. Aksi halde yapamıyorsunuz. Fakat onun içinde bir şey var.
Tabii burada bulmak sıkıntı olacak ancak burada bulabiliriz. Starfisher. Bu sembolü bulmanız lazım. Evet. Demin rastgele yaratılmış bir dünyayı gördünüz. Şimdi size normal yaratılmış bir dünya göstereceğim. Burada kendime bir tane burada şu yapacağımız şey basit. Mesela ne istiyoruz burada? Modifier clear modifier'ı birazdan değineceğim. Mesela ne olsun? Hemen bir tane yaratayım size. Ya tabii öncelikle size bunların nasıl yapıldığını göstereceğim. Eğer bir saniye. Şuna sağ tıklarsanız burada bir kopyasını yaratacak. Mesela tekrar sağ tıklayalım. Tekrar bir kopyasını yarattık. Ama ikinci kopyaya ihtiyacımız yok. Ve fog color olsun. Renkler göstereceğim size. Tabii burada bulmak biraz sıkıntı oluyor. Bu arada direkt buradan da alabilirsiniz. Fakat kopyalamak her daim daha mantıklı. Çünkü elinizde o sembol durur. Bizim istediğimiz de o. Hemen ben istediğim bazı sembolleri alayım. Evet, kendime bolca sembol aldım. Ve bunları yerleştiriyorum. İsterseniz bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Fakat size ufak bir tavsiye. Kendinize bir notebook alın. Onu açın. Şimdi single biomes'u bulalım. Evet, single biomes. İstediğim şey Mushroom Island biome. Pardon, Mushroom Island biome'u önce koyun ve ardından single biome koyun. Bu bir önemli bir nokta. Sonra Night Sky ve Blue Sky Color Green ve Red. Bunun dışında Cloud Color, Blue ve Red. Saçma bir şeyler yaptık. Bunun dışında Normal Sun, Noon, bir tane daha Normal Sun ekleyeceğim. Bunun dışında Dark Moon, Normal Moon ve No Weather. Şunları azıcık kaydırayım. Bir şey daha ekleyeceğim. Dünyanın düz olmasını istiyorum. Ve ayrıca Clear Modifiers. Bunu kitabımızın sonuna eklediğimiz takdirde ekstra modifierları engelleyecek. Ve bunu buraya koyduğumuz takdirde gördüğünüz gibi hepsini uygun sırayla bunun içine atıyor. Ve site ne? İstemli Age. Çok saçma bir isim oldu ama hangi ara doluştunuz? Tamam. Villager katil oldu. Ve tamamdır. Bakalım bu bize negatif bir efekt verecek mi? Kaskımızı alalım. Hayır. Gayet stabil bir age yarattık. Mushroom Island biome. Tabii ben options'lardan sky'ı kapatmıştım. Hemen açayım onları. Sky on. Clouds da fast olsun. Gördüğünüz gibi iki tane güneşimiz var. Bir tanesi öğlene kitli falan filan. Bu sayede Eternal Day, eski sürümde olan Eternal Day'i falan filan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ya da mesela özel bilim kurgu
bilim kurgu gezegenlerini falan yaratabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu age'imiz gayet stabil. İstediğimiz özelliklere sahip vesaire vesaire. Bunun dışında size diğer başka özellikleri daha göstereyim hemen. Birkaç tane book yaratarak. Evet. Benim bayağı hoşuma giden bir age yarattık. Bir void age. Void age'in ne olduğunu şimdi göreceksiniz. Mushroom Island biyom, single biyom. Cyan, Night Sky Color. White ve Cyan Sky Color, Dark Sun, Dark Moon, Ender Starfield yani End'de gördüğünüz yıldızlar ve Starfisher. Parlak bir Age yani her daim yeterli ışık var. Ve No Weather. Bright hakkında ufak bir uyarı size sadece görünür ışık durumunu değiştiriyor. Eğer Mushroom Island biyom kullanmasaydım orada çok rahat bir şeyler spawn olabilirdi. Bu dolu olan. Ve seni alalım. Seni burada alalım, silelim. Ve buraya gidelim. Dünya yaratılıyor. Ve gördüğünüz gibi yaratıldı. Üzerinde bulunduğumuz platform dışında başka hiçbir şey yok. Biraz bakalım çevreye. Gördüğünüz gibi şu aşağısı bir boşluk. Normal void. Ve bu bir Starfisher. Starfisher ne diye soracak olursanız, demin bahsettiğim içine eğer bir dünyada mahsur kalırsanız kullanacağınız şey. Ve buradan girersem eğer gördüğünüz gibi benim baştaki world'üme dönüyorum. Ve buradan köyümüze geri dönüyoruz. Evet, Starfisher'ların olayı buydu. Bunun dışında başka world generation'larından bahsedeyim size. Mesela Skyland. Evet, Skyland. Hemen basit bir ya da boş verin yaratmayayım. Bence bu videoyu yeterli bilgiyi vermiştir size. Diğer sembollere fazla girişemeyeceğim çünkü cidden çok uzayacak. Fakat bazı invisible kusurlara değinmem gerek. Mesela şu şeyler oluşabilir dünyanızda ve bu şeyler büyüyor. Çevredeki bloklara saçılıyor ve o blokları yok ediyor. Bunun dışında bunu başka bir age yaratarak gösterebilirim. Şimdi göstereceğimi hemen yaratıyorum. Evet, bir tane age yarattım. Flatland, Plains Biome, Single Biome, Normal Moon, Normal Stars, Normal Sun, No Weather, gayet normal bir age. Crystals ve Tendrils. Crystal Tendrils. Bunun dışında Stone Tendrils var ve Crystal Obeliskler var. Tabii bu işe yarayacak mı bilmiyorum. Ve Clear Modifiers. Clear Modifiers ekstra bir şey oluşmasını engelliyor sadece. Descriptive Book'umuz hazır. Bu isimlendirilmedi, o yüzden Age 5 diye geçiyor. Ve girelim buraya. Evet. Gördüğünüz gibi kötü bir efekt almadım. Gördüğünüz gibi kristaller ortaya çıkmaya başladı. Kristal sembolünden kaynaklanarak. Wooden Tendrils'lar da gelmiş. Stone Tendrils'lar. Bu kristaller Miscraft için inanılmaz derecede önemli bir şey. Sen bir efekt verdin mi? Yoksa kazılması mı zorlaştırıldı? Tabii World'ünüz size lag yapabilir. O yüzden World'leri oluştururken dikkatli düşünün.
Bu arada bu tendrils'lar baya cool, baya değişik inşaatlar için inanılmaz güzel olabilir. Ve şimdi size bu tendrils'ların ne işe yaradığını göstereceğim. Öncelikle tendrils'lar demişim, kristallerin ne işe yaradığını göstereceğim. Mesela şu şekilde bir şey yapalım. Ve book esen. Bu şekilde craft ediliyor. Ve bunu herhangi bir yerine koyalım. Ve Overworld'de olan Link Book'umuzu koyalım. Gördüğünüz gibi bir portala dönüştü. Bunu işte farklı şekillerde de yapabiliyoruz. Hani şekil konusunda tamamen yaratıcılığımıza kalmış bir şey bu. Şöyle saçma bir şekil yapmayı deneyeyim. Evet, şöyle saçma bir şekil yaptım. Bukumu koyuyorum. Peki bunlar ne yapıyor? Domuz üstünde bir test edelim. Tabii Overworld Link Book'umuzu düşürmeden. Portal gun'ımızı alalım ve domuzumuzu alalım. Gördüğünüz gibi domuzumuz gitti. Nereye gitti? Biz de gidelim onun peşinden. Link Book'u yarattığımız yere. Ve domuzumuz da burada. Uzaylı domuz. Evet. Miscraft incelememiz buradan bu kadar. Sembollerin ne işe yaradığını öğrenmek istiyorsanız Miscraft wikisini kurcalayabilirsiniz. Altta yazacağım. Ve şunu şarj edeyim ben azıcık. Neyse. Evet yazacağım altına. Oradan bakarsınız. Kurcalaya kurcalaya öğrenirsiniz geri kalanını. Çünkü tüm sembolleri anlatmaya kalkışsam cidden ama cidden 3 saat falan sürer inceleme ve benim o kadar çekecek vaktim yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.